Şimdi Edirne'ye gidiyoruz. Bu da enteresan bir konu. Cemal'in eşi şu anda 5 aylık hamile. 4 yıllık bir evlilikleri var. 3,5 yaşında bir çocukları var. Biraz önceki hatırlatmada da ekrana geldi. Aslında eşi bir o hamilelik, yani sıkıntılı ve zor bir hamilelik süreci geçirirken bir de bunun içerisinde eşinizin başka birine kaçtığını iddia ediyorsunuz. Evet. Çok şey, ne derler? Yani hangi duygunun nasıl yaşanacağını hiçbir şekilde anlayamadım. Ablacığım, ben de hiçbir şekilde anlamıyorum ama yine dediğim gibi her şeyin ucunda para var. Para için gidiyor. Ama benim, sizin şu anda karı kocalar çekmeniz gereken tek sıkıntı bu çocuğun sağlığı nasıl olacak? Bu çocuk dünyaya gelebilecek mi? Bunu düşünmeniz gerekirken biz bambaşka bir konudayız. Hemen Edirne'ye gidelim. Özkan karşımızda. Sibel Savaş canlı yayında olacak. Söz hakkını, cevap hakkını kullanacak. Özkan. Evet, şu anda Edirne'de Sibel de yanımızda. Sizin de dediğiniz gibi bütün sorular aslında cevap verecek. Ama şunu söylemek istiyorum ki eşinin, yani Cemal Bey'in anlattıklarının hiçbirinin doğru olmadığını söyledi. Biz bu arada bu yayına Mehmet Ali Bey'i de davet ettik. O da birazdan yanımızda olacak. Bunun da bilgisini vereyim şimdiden. Karnındaki çocuktan utanmıyor mu lan? He? Üslubumuza dikkat edelim. Utanmıyorum çünkü benim buraya hastaneye geldiğimi çok iyi biliyorsun sen. Değil mi? Evet, çalışmayıp da benim ailem para verip de gönderdiği için, değil mi? Evin kirasını bile benim babam verdi. Niçin? Sen utanmıyor musun nasıl oraya çıkmadın? Ben sen utanacak mı, bir şey yapmıyorum kızım. Utanacak, ben hiçbir şey yapmadım. Asıl sen, ben utanılacak. Ben işten niçin hiçbir şey yapmıyorum, sen uzmanla yapıyorsun. Ben işe gittiğimde oraya her çıkıp, konuşma, oraya bir çıkıp sus. Rezil olan, rezil eden sensin. Konuşma. Evet, hamile olmadan 2 ay öncesi. Efendim Esra Hanım. Sibel, eşim programa başvurduğunda dedi ki 29 Kasım'da ben dedi hastaneye gidiyorum diyerek, sen Edirne'deki oradaki devlet hastanesinde tedavi görüyor musun? Hastaneye gideceğim diyerek evden çıktı. Evet. Mehmet Ali Karabağ denilen kişinin yanına kaçtı dedi. Bir, şu anda Mehmet Ali Karabağ'ın yanında Esra mısın? Esra Hanım, ben şöyle size izah edeyim isterseniz. Ve bu Mehmet... Birincisi Mehmet Ali Karabağ'ın yanında değilim. Onunla mı berabersin? Onun yanında mı kalıyorsun şu anda? Hayır, hayır, onun yanında kalmıyorum. Sadece 3 kız arkadaş birlikte kalıyoruz. Peki, peki bu Mehmet Ali Karabağ senin çocukluk arkadaşın Buket'in erkek arkadaşı mı? Evet, yani çocukluk arkadaşım Buket'in erkek arkadaşıydı. Erkek arkadaşı. Bu dönemde Mehmet Ali Karabağ ve Buket hala sevgililer mi? Hayır, değiller. Zaten şunu şöyle izah edeyim ben size. Onların ilişkisini Buket Hanım, bozan sen Mehmet misin? Ali'ye hamileyim diye. Buket'i hayır. Dövdüğünden devam edin. Buket Hanım hamileyim diye yalan söylediği için Mehmet Ali Bey de öğrenmiş ve Buket'i göndermiş. Sadece bu kadar. Ne zaman? Benim hiçbir bağlantım yok Mehmet Ali Bey'le. Ne zaman? Yaklaşık bir hafta, 10 gün herhalde oluyor. Tam bilgim yok. Tam bir bilgin yok. Sevgili peki sen misiniz? Normalde Edirne'ye gittiğinde evet. Buket ve Mehmet Ali'nin evinde mi kalırdın? Çünkü bu senin çocukluk arkadaşın. Evet, şöyle izah edeyim ben de size. Beni İstanbul'a Kanuni Hastanesi'ne sevk ettiler. Ben de bilmediğim için, eşim de benimle hiçbir şekilde ne benimle ne çocuklarımla ilgilendiği için ben de bilmediğim için oraya gidemedim. Arkadaşımı aradım. Dedim böyle böyle, bana yardımcı olur musun? Tabii dedi, gel dedi, yardımcı olurum. Babanlara hani ne, halamlara gidiyorum, orada dedim, kalacağım dedim. Büyük bir ihtimal. Büyük bir ihtimal dedim, hani beynin dedim orada yatış verecekler dedim. Çocuğun çünkü beyninde 17 milim boşluk var dedim. Hani büyük bir ihtimal çocuğu alacaklar dedim. Oradan sonra eşimi aradım. Dedim ki Cemal dedim böyle böyle. Halamlara dedim gideceğim diye çıkacağım dedim. Ama dedim hani sana yalan söylemek istemiyorum. Buketlerde kalacağım dedim. Haberin olsun dedim. Tamam dedi, hani sıkıntı yok. Ama dedi 2 gün 3 gün işini hallettikten sonra geri gel dedi. Sonra çarşamba günü konseyle görüşüleceği için ben 2 gün daha kalmak zorunda kaldım. Ve bundan eşimin de haberi vardı. Ve ben burada eşimi aradım. Dedim ki karnımdan sıvı alınacak.
Gelip dedim imza atman lazım. Etti. Oradan sonra işte neymiş, sırf para bul. Hani neden çalışmıyorsun dediğim için. Beni yani beni tehdit eden kendisi. Senin Allah'tan korkun bana, yok ha. Aileme ve bana küfür ama eden kendisi. Ama eşinin şimdi senin bu sağlık sorunların bir kadın ama için çok zor bir süreç. Yani evladının ya gebeliğin devamı ya da sonlandırılmasıyla ilgili bir süreç. Dünyanın en zor süreçlerinden biri. Şimdi ben bir kadın olarak daha geçmişte hani böyle bir deneyim ya, yaşadığım için inanın daha 3 yıl önce falan atmışımdır yani. Için. Sadece şunu merak ediyorum. Kocan şunu söylüyor. Diyor ki benim kocam benim karım oraya gidiyor. Bu Mehmet Ali denilen kişiyle oluyor. Hatta benim karım çocukluk arkadaşıyla Buket'le Mehmet Ali'nin ilişkisini bozuyor. Şu anda Mehmet Ali ile beraber diyor. Bunu aklım almıyor. Hayır benim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Neresinden katiyen uyduruyor yok bunu? Katiyen yok. Sadece ben ya dün akşam beni aradınız ya, ses kayıtları var ha, senin sesin de geliyordu orada. Sibel benim artık karım benim, olduğu... Benim çocuğum aldırılacak, ben hastane gezerken heh, orada rezillik içinde kendini rezil etmeye devam etsin. Tamam mı? Azıcık adam olsaydı şu an karısının ve çocuğunun yanında olurdu. Oraya çıkıp da işte namusaya yapmazdı. Peki ben şu an gelse senin yanında kalabilir mi? Kalamaz, benim yanımda kalamaz. Hayır, sen kocan tabii gelse... Tabii ki de kalabilir ama... Şöyle bir şey söyleyeyim, benim zaten onun yanında kalmak için can güvenliğim olmadığı için ben şu an zaten Edirne'de kalıyorum. Beni tehdit eden kendisi, ben isterseniz size ne zaman onun tehdit bana etti yazdığı seni? Mesajların beni ekran görüntüsü de kendisi. Şikayetçi oldunuz mu bu konuda? Hemen emniyete gitseydiniz Edirne'de. Hayır, emniyete gittik ablacığım. Olmadım, emniyete beni gittik, eve kilitleyip... Gittik. Beni eve kilitleyip kendisi her gece işe gidiyordu. Benim ailem kapıma geliyordu. Hayır, Edirne'ye gittikten sonra beni diyorum. Beni eve kilitleyip geri gittiği Edirne'ye için. Edirne'ye gittikten sonra bir de şunu merak hayır, ediyorum. Hayır, şikayetçi olmadım çünkü olayın üstünden 6-7 ay geçmiş. Nasıl olabilirim 6-7 ki? 6-7 aydan sonra tehdit yok gittikten sonra. Tamam. Buket arkadaşınız var ya. Hayır var, hala var. 3-4 gün öncesinde tehdit mesajı attı hayır, bana. Hayır, tehdit mesajı değil. Mesela Buket de buraya, yani Buket ve Buket'in yakınları da buraya mesaj atıp Sibel'le Mehmet Ali bir oldu. Buket'i evden kovdu diyorlar. Şimdi sen diyorsun ki Buket yalancı, hamile. Hayır, katiyen böyle bir şey yok. Ben kabul etmiyorum. Siz kimin evine gittiniz? Ben onu merak ediyorum. Buket Hanım arkadaşınız kiminle yaşıyordu gittiğinizde onun evine? Mehmet Ali Karabay'la yaşıyordu. Siz o eve misafir olarak girdiniz. Arkadaşınız Buket evli. Evet. Mehmet Ali Bey evli. Siz de o eve misafir olarak gittiniz. O evde yaşadınız mı? Evet. Buket Hanım evden ayrılırken evet, siz neredeydiniz? Bu olaylar yaşanırken kavga ettiklerinde. Buket Hanım evden ayrıldığı sırada ben hastanedeydim. Sonra hayır, eve gittiniz sonra mi? Sonra hani Buket terk edildi ya, yazık şimdi, o bir de kadın olarak çok acı sonradan çekiyor. Evet. Yani şu anda mesela Buket'in yanında, onun yanında arkadaş, şey, destekçi misin? Hani Allah'ından bulsun bu Mehmet Ali, bütün erkekler de aynı. Ben de şöyle kocamdan çekiyorum, Buket, sen de sen şu anda Buket'le mi ev için... arkadaşısın? Hayır, hayır. Ben burada kaldığım için eşinden Buket beni kıskandı. Yani Mehmet Ali Karabağ'dan beni kıskandı. Bana hani hakaret ve küfür ettiği için biz kavga ettik. Buket'le ve yollarımızı ayırdık, bu kadar yani. Buket'le mi? Evet. Tam tersi. Başka bir yerde kalıyorum hayır, yani ben. Mesela böyle bir durumda şimdi ben biliyorum, benim erkek arkadaşım kocasıyla kavga etmiş olsa Allah Allah, adamın üzerine yürürüz yani, çullanırız. Bir de arkadaşını böyle bir durumda yalnız bırakmaz. Ablacığım, o yalan da seni söylüyor, bırakamaz. Hani şunu da söyler sana ya Sibel'im, sen benim derdimi dert etme, bak senin karnın burnunda 5 aylık bebeğin var. Yani doğacak mı doğmayacak mı belli değil. Sizin benimle uğraşma sen, gel biz senin bu sorununu çözelim demesi lazımdı. Bütün herkes birbirine girmiş. O zaman Sibel biri yalan söylüyor. Ablacığım, ses kayıtları var. Dün akşam aradılar, tehdit ettiler ölümle ikisi de. Kim dalga aradı işte, seni? Mehmet Ali ile bu arayı... Yan yanalar mıydı? Evet, arkadan bu kahkahalar atıyorsa çocuğumu senden alacağım. Çocuğu Mehmet Ali diyor ki sana çocuğuna evet, çorabını evet, göndereceğim dün, diyor. Bu da ikisi dün de akşam Mehmet Ali Karabağ ile birlikteydik. Konuşma ya. Ama canlı senin yayın, pisliğin yüzüne vurmuş. Hani ne bakmıyor musun? Canlı yayından dolayı beraberdik. Peki Mehmet Ali, ya kardeşim Cemal, sen saçmalama, ben senin karının çocukluk arkadaşıyla beraberim. Bizim aramızda böyle bir şey yok.
bağlanacak. Canlıya ablam... niye açtınız? Mesela sizin çok önemli bir ya sağlık probleminiz de, var. Ya bende de sen nesin onu? Karıştı sesler. Mesajlar var. Var. O zaman ben açarı şimdi gösteririm. Ben açarı şimdi gösteririm. O zaman benim de delillerimin sunulmasını istiyorum. Şu soruyu tekrar benim, soralım. Benim İstanbul'da hastanede... Ben size şöyle izah edeyim. Beni bıçaklayan kendisi, bana şiddet uygulayıp kolumu bu şekilde yapan kendisi ve oraya hangi yüzde çıkıyorsun? Ben onu da anlamıyorum zaten. Sibel bak harbiden bu konuda çok yüzsüz çok bir haklısın. Insansın. Ablacığım aç sözünü balla kesiyorum. Uzaklaşma kararını lütfen senin al. Kiralarını dün akşam telefonda Mehmet Ali senin karın benim karım oldu dedi mi? Benim babamın cebinden para alıp da çıktın sen o stüdyoya anladın mı? Senin babanın cebine parayla mı alıp çıkmışsın? Allah Allah. Yani Cemal'e, Mehmet Ali Cemal'i arayıp da senin eşim benim artık eşim oldu. Hayır böyle bir şey söylemedi. Peki. Ses kaydı var. Ablacığım kolunun kesilmesini sana söyleyeyim. Bu Buket'in ilk kocası var ya hani. Onunla bunlar geliyor. Bunlar bir gün bende kalacak arkadaşların diyerek beni kandırıyorlar. Ben 3 ay 4 ay boyunca Enver'le... Evet benim kocam da... milyar bankada param vardı. Enver altı... kim ya? Enver Buket'in ilk kocası. Onlar da bağlanabilir. Kaynanası sizin da bağlanabilir. Sizin evinizde mi kaldı? Evet. Kaçtılar geldiler. Bana yalan söyledi. Arkadaşlarım bunlar diye. Geldi. 3-4 ay ben bunlara baktım. 20 milyar param vardı. 20 milyarı 6 ayda bitirdim. 10 milyar üstüne borçlandım. Bu tuttu. Enver Enver'e bu gitmiş. Mı vardı? Buket affeder. Herkes bağlanabilir. Benimle ben doğru rahatım. Düzgün hitap edeceksin. Sen benimle bu şekilde hitap edemezsin. Duydun mu? Buket'ten beni kıskandı sen abla. Sen oraya çıkıp alkolik... da yalan yanlış beyanlarda bulunup da benimle bu şekilde konuşamazsın. Kafa... Ablacığım. Anladın? Kafası güzel güzel gidiyor. Cama yumruk. Tamam pardon. Benimle muhatap olma. Pardon, boşanmak önce... istiyorsan ben avukatımı da ben tuttum. Ben zaten senden boşanmak istiyorum. İmzalarsın kızımı da alacağım. Anlaşmalı bir şekilde anlaşmalı boşanırız. Anlaşmalı boşanacağım ben kızımı senin alacağım senden. Senin oraya çıkma. Ben sana kızımı DNA asla vermem. Isteyeceğim. Madde bağımlısı bir insana kızımı vermem madde ben. Bağımlısı derken, derken. Madde ile sahilde. Madde içerek, madde içerek. Sen yasaklı madde diyoruz. Sahilde sen karakol, Gümüşaka karakol. Var mı? Tamam yasaklı madde, madde içerek. Heh. Sen Gümüşaka sahilinde yakalandın. Ben değil Cemal ben... Bey. Anladın mı? Anamın babamın kemikleri sırası mezardaki. Ben ağzıma bir kere bile mi sokmadım? Jandarmalara sen gelsin yakalandın. Gelsin kollarına bakın. Paça dolu. Hakkında bu konuda işlem yapıldı mı? Anlatabiliyor muyum? Ablacığım yok ki öyle bir şey. Ha, yani böyle bir hayır, işlem yapıldı mı? Hayır işlem yapıldı. İşlem yapıldı. Yalvara yakara tekrardan karakoldan hani jandarmalar nasıl acıdığı yani? İçin tekrar bunları bırakmışlar. Bir saniye bir dakika Yasemin. Bak şimdi ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun. Ailecek pisliğe bakmışsın. İftira atıyorsanız bu da bir dur bir dakika. Ablacığım şimdi, yemin ederim anamın babamın üstüne şunu yemin bir açıklamasını yapayım. Yasaklı maddeyle güya Cemal Yasemin anlattı yakalanıyor. Sonra karakolda siz yalvarıyorsunuz, yakalıyorsunuz. Evet. Ondan sonra işlem yapılmıyor mu? Senin baban alkol yapmışlar ha. Ben bir dakika, söyleyeyim. İşlem evet. Yapılmıyor evet. Mu? Lütfen bak çok büyük sen bir yalan söylüyorsun Yasemin. Emniyetin bu konudaki sen özellikle de narkotik şubenin bu konudaki nasıl iyi çalıştığını bilmiyorsunuz. Sokaklardan kullanan gençleri temizlemek için bu madde satışının bitmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir de böylesine bir maddeyi görüp de sizin öyle yüzünüze bakıp siz yalvarmanız yakalmanızla işlem yapmayacaklar. Yürüyün lütfen yani. Ablacığım. Yalan söylerken bana Cemal'le ilgili bin tane abla, yalan söyleyebilirsin. Abla, ama kalkıp emniyet teşkilatıyla alakalı böyle bir yalan söyleyemezsin. Buna izin vermem. Ablacığım hayır, şunu da söyleyeyim bunun babası zamanında kazıyamış tamam mı alkolü? Birisine çarpmış. Arkadaşıyla sahilde arabada arkadaşıyla he, sahilde onu, pardon, arabada doğru, madde doğru, içerken doğru. Jandarma elinde bakın doğru, doğru. Ben neden anlatayım, size doğru. Yalan yok, söyleyeyim benim dur. Yalan söyleyecek bir borcum hayır, yok. Yok hatırladım şimdi arkadaşı deyince hatırladım. Mevzunu biliyorum kale karşısında çalışıyorum abla isim verdim ama. Madde var mı yok zaten. Mu kardeşim? Onun arkadaş bozuk. İşte. Benim... Buluyorsunuz bu kadar madde içeni de onu yapanı da şiddet uygun. Hepiniz böyle koloni gibi dolaşıyorsunuz. Mıknatıs mı var hepinizde? Birbirinizi böyle zıp diye çekiyorsunuz ablacığım, ya. Ablacığım bak ben sana şunu açık açık söyleyeyim. Bu kız benimle bekar. Ya abla ben Esra hiçbir şey abla, kullanmam. Esra abla beni kaçırıp eve kilitleyen kendisiydi. Beni 15 yaşında kaçırıp eve kilitleyen kendisiydi. Mustafa Akbulut'un bağlanmasını istiyorum. Peki ben de Mehmet Ali'nin bir yayına gelmesini istiyorum. Ben Özkan orada mı? Yediremem.
gidemezsin, burada kalacaksın diye beni alıkoyan kendisiydi. Alıkoyan. Peki sonra serbest olduğunda keşke ya, yani nikah masasına oturmadan... Beni kendisi, kendisi alıkoydu. Nikah masasına oturduğunda hani memur sorduğunda bu nikah zorla cevabını verseydiniz. Ablacığım yok öyle peki, bir şey. Peki Mehmet Ali Bey abla, benim nikah kıymadan çocuğumun kimliği çıkmadı. Benim nikah fotoğraflarımı da atabilirim. Benim çocuğum kucağımdaydı benim nikahım kıyıldığında. Ya buradan annelere tekrar edeceğim çocuğum. Benim çocuğumun kimliği bile çıkmamıştı. Paramız yoktu, paramız. Ben nasıl nikahımı kıymayayım? Nasıl paramız hayır yoktu diyebilirim? Sorumu tekrar edin. Evet, çocuğumun küpesini bozdurdun, doğru. O yanındakini bulmuşsun. Çocuğumun küpesini ikiniz bozdurdun sen. Işte. Doğru, nikahımı kıyabilmek için... Yasemin yani. Diyorum, niye keşke. Yasemin diyorsam. Sibel, inşallah bir an önce boşanırsın. Senin de hayatın kurtulmuş olur. Çocukların da i̇nşallah. Hayatı kurtulmuş olur. Mehmet Ali Karabağ, benim, hoş geldiniz yayına. Benim önceliğim çocuğumun... Hoş bulduk. Dün eşiniz Sezen Hanım da sanırım yayına bağlanmıştı. Eşim beni Buket denilen kişiyle aldatıyor dedi. Sonrasında sizin anneniz... Sezen'i arayıp şöyle bir cümle kuruyor. Daha Buket'e gelmeden önce. Ya Sezen, senin oğlum gene kullanılacak bir kız buldu. Şu anda Sibel'le diyor. Sizin anneniz neden sizin Sibel'le olduğunuzu söylüyor ilk karınıza? Sizin Sibel'i kullandığınızı, ablacığım, mağdur edeceğinizi söylüyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Cemal annemi arıyor. Abla diyor, de ki böyle böyle dersen Mehmet Ali de Sibel'le çocuğumu benim geri gönderir. Ben karımla barışırım diyor. Annemden böyle söylemesini istiyor. La Allah'ın üstüne emin etsene bir ya. Oğlum var ya, iğrenç insanlarsınız. Cemal, iğrenç. Cemal, bak.